Mine kırık kanat Cumhuriyet gazetesi 6 bölük üstü delik. Tarihin hayaleti siyasal coğrafyanın stratejik mevzilerinde dolaşır. Türkiye gibi kilit ülkelerde ise Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın gül yabanisi olur. Korkutanlar korkutmak istediklerinin cehaletine, yetersizliğine ve ahlaksızlığına dayanarak yazar senaryolarını. Derken işbirlikçilik, düzenbazlık alır yürür. İnsanları ikiye ayırır sömürenler ve direnenler. Bu süreçte hapislerle, işkencelerle hırpalanmak ve hatta kim vur diye gitmek direnenlerin payıdır. Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı Osmanlı tarihine değin bir anekdot aktarır. Yükseliş döneminde kapı kulunun atlı askerleri altı bölük süvari diye anılır. Savaşlardan deneyim süzen bu süvari ocağında yeni gelenlere mertçe savaşın övdü veridir. Namertlik edersen, kılıcını salladığın adamın kılıcına uğrarsın. Ayastafanos'un meşhum tarihi. Atalarımızın 93 harbi diye andıkları ve Osmanlı ordusunun ağır yenilgiye uğradığı 1877-1878 savaşında Ruslar başkent İstanbul'un eşiği Yeşilköy'e kadar ilerledi. Osmanlı Devleti'ni 3 Mart 1878'de feci koşullar içeren Ayasafanos Yeşilköy Antlaşması'nın imzalamak zorunda bıraktım. Ancak Rusya'nın güçlenmesi zamanın emperyal efendisi İngiltere'nin işine gelmiyordu. Tarafları Almanya'da topladı ve 13 Temmuz'da imzalanan Berlin Barış Anlaşması ile Ayastefanos Kadik oldu. Ama Osmanlı Devleti Balkanlardaki nüfuzunu yitirdi. Çok büyük toprak kaybına uğradı ve Balkanlarda, Kafkasya'da sığınmacı durumuna düşen 1 milyondan fazla Türk nüfus dalga dalga Osmanlı topraklarına göç zorunda kaldı. Aktör değişti, senaryo aynı. Tarihin gölgesi günümüzde Ayastafanos'a 300 kilometre uzaklıktaki Alexandra Poli dede ağaçta hortladı. Aynı kilit bölgeyi 93 harbine benzer bir senaryoya hazırlıyor. Gulyabani. İki yıl geçti. Amerikan 6. filosu önce Girit'e sonra Dede Ağaç'a geldi kuruldu. Hem de ne kurulma tanklar, toplar, her kalibre savaş gemileri, uçakları ve helikopterleriyle devasa bir savaş gücü oluşturdu. Yunanistan ki derin ve köklü bir sol geleneğe sahiptir. Ne hikmetse ABD'nin tüm ağırlığıyla gelip oturdu bağrına. Komünistlerin cılız seslerinden başka itiraz duyulmadı. Derken Amerikan Kongresi Yunanistan'a 40 adet son model F-35 verdi. Oysa Türkiye'nin 3 adetine milyar dolar ödediği uçakları vermediği gibi paramızın üstüne de yatmıştı. Nasılsa alışmıştık kazıklanmaya, tınmadık. Yunanistan'ın bütçesi F-35'lere yeter mi? Üstelik Yunanistan'a F-35 teslimatında gözden kaçırdığımız önemli bir nokta var. Savaş pilotları bu uçakları uzun bir eğitim sonrası uçurabiliyor. Acaba Yunanistan hangi ara yetiştirdi onca pilotu? Haydi yetiştirdi! 40 adet F-35'in bakımlarını yapacak personeli, inecekleri, kalkacakları yerleri ne zaman hazırladı? Yanıt kesin ve korkutucu. 40 adet F-35 Yunanistan'a teoride verildi. Pratikte verilmedi. Uçaklar Amerikan, pilotlar Amerikan, tüm yer hizmetlerini, bakımlarını ve benzeri ABD ordusu personeli yapıyor. Zaten Yunanistan'ın 40 adet F-35 satın alacak bütçesi var mı, olabilir mi? ABD aynı yöntemle Yunanistan'ın Ege'deki tüm adalarını tepeden tırnağa silahlandırdı. Dayatmanın yeni adı Deniz Parkı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı birkaç ay önce açıkladı. Ege'de deniz parkları planlıyoruz. Açıklamanın Türkçesi Ege'de artık kara sularımız 12 mildir demeyecek, buraları deniz parkıdır diyecek. Yani Türkiye'ye yakın adaların çevresini deniz parkı ilan edecek ve 12 mil dayatmasını kibarca yutturacaklar. Demek ki verdiler ABD'ye askeri komutayı ve üstleri aldılar deniz parklarında Amerikan desteğini. Peki Türkiye ne yapacak bu durumda? Yunan deniz parklarından kalan kumda mı oynayacak? Oysa uyarmıştı Osmanlı ordusunun altı bölük süvarileri. Beytülmal'a dokunmayın, tüyü bitmemiş yetimin rızkından uzak dur, yalan söyleme, godoşluk eden akıbetinden endişe etsin. Ayrılıkları fethettim. Acıları sağ cenaha, hüzünleri sola koydum. Ortaya yüreğimin fedaileri, süvarilerim. Kuşattım sevdaları yıllarca. Hep ayrılıkları fethettim. Denizlere çıktım. Dalgaların yalnızlığı mavi olur. Sayfa sayfa çevirdim fırtınaları. Sabahları kurtuluş sandığım kimsesiz saklı limanlardı. Acılarım, hüzünlerim bozguna uğradı. Kayboldu süvarilerim. Kaldırdım kuşatmaları sevdalarımdan. Hep ayrılıkları fethettim Kadri Ergin